Çizmeli Kedi Masalı. Bir zamanlar 3 oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Kedi ne işine yarar ki insanın diye yakınmış. Pişirip yiyemezsin bile. Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. Kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çift de çizme verirseniz neye yarayacağımı görürsünüz. Çocuk çok şaşırmış. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonra kilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış. Marulla havucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş. Zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Ancak çizmeli kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında yere eğilerek "Yüce efendim, size efendim Marki'den bir hediye getirdim." demiş. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. 3 ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yolunu gözler olmuş. Derken çizmeli kedinin 4 gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. "Bana sakın neden diye sormayın ve bu sabah ırmağa gidip yıkanın." demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın prensesle yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah kralın faytonu ırmağın yakınından geçerken çizmeli kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. "Yardım edin, yardım edin." diye bağırmış. "Efendim Marki boğuluyor." Kral hemen bir alay askerini ırmağa yollamış. Fakat çizmeli kedi bununla da kalmamış. Krala efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. Kral hiç geçmeden Marki bir takım elbise yollamış. Tahmin edeceğiniz gibi çizmeli kedinin sahibi kendisine Marki denmesine çok şaşırmış. Ama akıllılık edip hiç sesini çıkarmamış. Marki güzelce giyindirildikten sonra kral onu gideceği yere götürmek için faytona davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses 2 dirhem 1 çekirdek giymiş olan Marki'ye bir bakışta aşık olmuş. O sırada çizmeli kedi koşa koşa oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. "Beni dinleyin." diye bağırmış. "Kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğrattırırım." demiş. Sonra çizmeli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rast geldiği insana aynı şeyleri tekrarlamış. Derken devin şatosuna varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana "Bu tarlalar kime ait?" diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral, Marki'nin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. O sırada çizmeli kedi devin şatosunda başka bir işler çevirmekle meşgulmüş. "Dev," demiş çizmeli kedi. Devin nefesinin kokusundan iğrendiğini gizlemeye çalışarak "Senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar. Doğru mu?" "Öyle diyorlarsa öyledir," demiş dev alçak gönüllülükle. "Örneğin istersen hemen bir aslana dönüşebildiğini söylüyorlar," demiş çizmeli kedi. Bunu söyler söylemez dev hemen kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağı inmiş.
Mükemmel demiş çizmeli kedi. Ama fare gibi küçük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseli biri için imkansız olmalı. İmkansız mı diye gülmüştü. Benim yapamadığım şey yoktur. Dev bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de onu hemen yutmuş. Derken kral devin şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde. Çizmeli kedi kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. Bu taraftan gelin demiş. Sizi bir ziyafet bekliyor. O günün sonunda çizmeli kedinin sahibi Marki prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli kediye ne mi olmuş? 9 canından 9'unu da sefa içinde sürmüş ve bir daha da fare avlamasına gerek kalmamış. Ara sıra avlamış. O da kedi olduğunu unutmamak için.